Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı ve siz değerli kardeşlerimin özellikle ve özellikle muhteşem katkılarıyla, destekleriyle bu videonun açılışını yapıyorum. Fener'in maçı var. Bugün günlerden 15 Ocak Pazar. Müthiş bir önemi var bugünün. Nedir önemi? Memurlara zamlı maaş bugün yata yok. O başka bir şeydi ya. Ha, fener'in maçı var. Pardon ya konumuz Fener'in maçıydı. Boş verin zamlı maaşı. Boşvermeyin yani tam maçta merak et, şey yapıyoruz da yani Fener'in maçının olması daha önemli. Şimdi sevgili arkadaşlar Özellikle şundan dolayı çok mutluyum. Son günlerde videolara beğeninizden dolayı da çok mutluyum. Kanalımızda hediye üyeliği de aktifleştirdik. Meğersem 15 liralık e, Üyelik açtığımız zaman hediye edilebiliyormuş. 15'in üstünde direkt 20 yok. Direkt 25'ten başladığı için de edilmiyormuş. Bu sorunu çözdük. Bilginiz olsun 15 liralık üyelik artık aktif olacak duracak. Sizler de tercihinizi ona göre yaparsınız. Ve yayınlarda da hediye edebilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde e, haberlere geçeceğim, duyumlara geçeceğim. Geçtiğimiz günlerde bir başlık vardı. Fenerbahçe'de Gustavo'da dahil 6 kadro dışı derbi sonrası olanlar oldu diye. Şimdi Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin e, derbi maçtaki defolarının ortaya çıkması e, ve büyük tepki çekmesi konuşuldu. 6 derbisinde birçok isim e, topa tutuldu ve Gustavo'nun da aralarında bulunduğu, aralarında bulunduğu 6 kişinin hani kadro dışı kararı alınması gerektiği konusunda herkes hem fikir. Hatırlarsanız ilk Ümraniye maçında da büyük tepki almıştı. Sonrasında e, ilerleyen haftalarda form tutturmuştu ama derbideki görüntü sonrasında kimse oynatılmasını beklemiyor. Peki hocam kim bu 6 isim? Şimdi Serhat Akın bir açıklamada bulunmuş. Serhat Akın da efsane futbolcularımızdan. Gustavo Henrique'nin yer aldığı bazı isimleri sayıp kadrosu çıkması gerektiğini söylemiş. Diyor ki Jesus'un Gustavo Henrique da, hızlı da olsaydı buraya gelmezdi sözlerini hatırlatıyor. İlfan Can Kahveci 1 Mert Hakan Yandaş 2 Miguel Crespo 3 Arao 4 ve Altay Bayındır'ın çok kötü durumda olduklarını söyleyerek kadro dışı imasında bulunmuş basacaksın kadro dışını demiş. Şimdi bu bir fikirdir. Bu bir görüştür. Ortada net bir şey yok. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Özellikle son kısmında çok değişik bir şey söyleyeceğim. Şimdi atlıyorum. Niye atlıyorum? Atlama sebebimi de söyleyeyim. Burada bir transfer konusu konuşmam lazım. Çünkü Fenerbahçe'deki bazı isimler ayrılık aşamasında. Hocam bununla bağlantısı var. Hepsinin bağlantısı var şimdi Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek istiyor devre arasında ve e, maç eksiğiyle Fenerbahçe'miz 7 puan geride gözüküyor ama süperlik burası burada e, çıkarsın hakkımız yeniliyor şöyle böyle dersin elimizde var kayıtlar var açıklarız dersin bir bakarsın arka arkaya 7 maç 8 maç kazandırırlar sana bir bakarsın şampiyon da belli şu da belli dersin bir söylemde bulunursun ertesi hafta rakibinin attığı nizami gol saçma gerekçeyle iptal edilir burası süperlik onu söyleyeyim 90 artı da verilmez? Galibiyetin çalınır. Hakem şöyle yapar, böyle yapar. Kimse konuşmaz. Bir maçın içerisinde spor otoritelerinin tamamı tarafından ya en az 4 tanesi sarı karttı. Kesinlikle ama 8 tane sarı kart çıksa kimse bir şey diyemezdi dediğim maçı. 4-0 kazanırsın. Rakip kaleci inanılmaz hatalı goller yer. Kimse bunu konuşmaz. Şampiyonluğun ayak sesleri falan denir. Burası süperlik. Burada her şey planlı gibi bir durum var. Ve ben şunu söyleyeyim. Bir futbol sever olarak, Müslüman bir insan olarak, iki çocuk babası bir insan olarak, sizleri de kardeşi gibi gören bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu lige verdiğiniz para haramdır. Haramdır. Bu ligi izlemeye para mara vermeyin. Ben size söyleyeyim. Zaten eğer bir tane Fenerbahçe taraftarı bu ligi izlemeye para vermesin, hemen yani hemen o şeyler çok çok azalmışken lig'e adalet gelir. Birdenbire inanılmaz şeyler çıkar ortaya. Şu hakem şucuydu, bu hakem bucuydu çıkar ortaya. Ama siz de bunu yapmıyorsunuz. O yüzden de başımıza gelenler müstaksiz konuyu hep transferde arıyorsunuz. Siz hep şunu da arıyorsunuz. Transferler ren maçında hayrandı Fenerbahçe taraftarı. 3-4 maç önce Fenerbahçe taraftarı şampiyonluktan. Adı soyadı kadar emindi. Hayrandı transferleri. Alioski, Arao'ya, Gustavo'ya, Kefil'di. Şimdi o da hatalı bu da hatalı yıldız gelecek en başa döndük yine. Yine Ağustos ayına döndük. Neyse arkadaşlar Fenerbahçe'de teklif gelirse yolcular var diyor. Tabii ki de Jesus'un raporu önemli. Jesus bazı isimleri mesela Rossi'yi satabilirsiniz demiş. Zayt için satılabilir demiş. Bir bakarsınız akşam Zayt ilk 11'de olur. Siz de dersiniz ki Zayt ilk 11'de o zaman satılmıyor. Samet Akaydın geldi mesela. Hocam Samet Akaydın geldi. De şey deplasmanına 5 tane stoperle gittik. Gaziantep deplasmanına kamp kadrosuna bakıyorum falan filan. Demek ki artık 3'te oynayacağız diyen de var. Oynamayacağız diyen de var. İyi de Rossi'ye mesela bazı takımların ilgisi de var. Ya bunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Yani Flamengo'nun özellikle ilgisini biliyorsunuz. Ama sadece Flamengo değil. Bize paralı bir takım lazım. Bize ciddi paralı bir takım lazım. Yani iyi para verecek bir takım lazım. Onu da söyleyeyim. Ee, yine aynı şekilde arkadaşlar. Hızlanıyor. Bir, 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 hızlı geçiyorum. Enner Valencia. Biliyorsunuz attığı 15 golle hala. Yani, yani hepsi o ligde değil ama. Fenerbahçe'nin en skorer ismi. Süper ligde gol kralı. E, Internasyoneller şunlar bunlar devirde. Bir bakarsınız akşam Valencia ilk 11'de olur. Çıkar. 2-3 tane şekilli şükürlü hareket yapar. Böyle değişik değişik maymunsu maymunsu hareketleri de Bunlar Gider bir tane penaltı kaçırır. 2-3 tane, tane de gol atar. Kahraman ilan edilir. 6 ay bayındır için sürekli iddialar. Yok Roma iddiası, yok Inter iddiası gündemde. Hem Fenerbahçe'den bazı futbolcular Avrupa devleri de istiyor. Ee, vesaire vesaire. Şimdi ben size iki tane kadro sunacağım. Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı öncesinde tahmini iki tane kadro sunacağım size. Hocam bu tahmini ederken duyun mu? Hocam bu tahmini ederken kimden aldın bu kadroyu? Hocam şöyle bir böyle... Arkadaşlar ben tahmini bir kadro sunacağım. Çıkar çıkmaz umurumda değil. Çıkmazsa yani bu kadrolardan herhangi birisi çıkar çıkmaz umurumda değil. Çıkıp da hocam hani bu kadroydu falan demeyeceksiniz değil mi? Yani o konuda bir anlaşalım. Bir de şunu belirteyim. 5 tane futbolcumuz sarı kart cezasındalar. Sarı kart görmeleri halinde. Perşembe günkü maçta değil. Önümüzdeki hafta oynanacak. Ümraniye spor maçında cezalı olacaklar. Sadece... Herhangi bir futbolcumuz ikinci sarıdan kırmızı yerse cezasını Rize maçında çekip Ümraniye maçında sahada olabilecek. Bilginiz olsun ya. 5 tane futbolcu. Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique. Dikkat ettiğiniz gibi milyon 2 tane stoper var. Sarı kart sınırında olan. Bence şu an 5 tane stoperimiz varken bunların bu sarı kart olaylarını değerlendirmemiz lazım. Bu arada gidip gelmeleri en azından kurtarmamız lazım. En azından bir stoperin sarı kart görmesi lazım. Ferdi Kadıoğlu 11-12 maçtır. Sarı kart sınırında aman şimdi görecek aman şimdi görecek diye diye topunu oynayamaz oldu çocuk. Mert Hakan Yandaş biliyorsunuz dünya tarihinde bir ilk yüz yani e, dünya tarihinde bir ilk eğer yedek kulübesinde yine sarı kart görürse tarihe geçecek. Neyse bu 5 ismi söyledik. Şimdi iki tane kadro söyleyeceğim size. Bir İnatçı e, Jesus kadrosu. Nasıl inatçı Jesus kadrosu? Şöyle söyleyeyim. Ben Samet'i de aldım. Kesinlikle artık üçlü oynayacağım. İster der de ister başka maçlarda. Rakip bana tedbir alsın Ben de onlara tedbir alacağım. 11'i. E, Kalede İrfan Can Eribayat. Altay Bayındır'a tepkiler var. Rotasyonu seven bir teknik direktörü Jesus. Yine rotasyona dönecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu bir. Stoper üçlüsü. Serdar Aziz, Atilla Salahi, Luan Perez. Hocam Luan Perez daha iyileşmedi mi? Öldü mü? Geberdi mi? Gitti mi? Gustavo Ernike'yi oynatacağını zannetmiyorum. Yani Gustavo Ernike'yi oynatıyorsa zaten... E, hayır. Lurlu olsun. Samet Akaydın yeni geldi. Onu da oynatacağını zannetmiyorum. E, dörtlü savunmayla çıkacak. Yani dörtlü savunmayla çıkacağını da zannetmiyorum. Ama bu kadro kısmen dörtlü savunma. Yani... Bunların sağına Ferdi koyun. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Atilla Salayi, Luan Perez. Dörtlü savunma. Önünde iki orta saha. Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek. Hocam Crispo yan oldu? Arao yan oldu? Hocam bir takımın ayarıyla bu kadar oynanılmaz. İşte Crespo, Arao şöyledir, böyledir. En azından Arao oynasın. En azından Crispo oynasın. Cık. İkisi birden yok. Orta sahada ileride sağda Emre Mur. Solda Lincoln Henrique. 10 numarada da Arda Güler. Forvet'te ise tek başına Joshua King. Ya da Enner Valencia. Maçın ilerleyen dakikalarında da King. Ee, Bacuay gibi değişiklikler olabilir. Rossi değişikliği falan olabilir. Zayt girebilir. Crespo, Arao girebilir tabii ki de. Stavro Henrique falan girebilir. Alioski düşünülürse. Bunlar olabilir. Hocam sen değiştir bu kadroyu. Tamam. Altay Bayındır kaleye koyayım. Ferdi sağ beke koyayım. Sol beke Alioski'yi koyayım. Stoper ikilisine Serdar Salahi'yi koyayım. Dörtlü savunma. Orta sahaya Arao'yu koyayım. Arao'nun yanına İsmail Yüksek'i koyayım. Tamam mı? Arao İsmail Yüksek. Yan yana. Ya da İsmail Yüksek Crespo. Fark etmez. Orta sahanın sağında Emre 10 10 numarada Zayt. Solda Lincoln'u koyayım. Ya da solda Joshua King'i koyayım. Atraksiyon yap sürekli ileri bindirme yap diye. Lincoln de yedek dursun. Knights'in yana de Lincoln'u koyayım hatta. 10 numarada Lincoln, solda Joshua King. Forvet'e de Valencia'yı koyayım. Bak. Altay, Ferdi, Serdar Salahi, Alozki. Crespo İsmail Yüksek. Ya da İsmail Yüksek Crespo. Ne diye adlandırırsanız adlandırın. Emre Mor 10 numara pozisyonda Lincoln Lenike sol tarafa yakın Joshua King Forbet'te de Valencia şeklinde bir 11 çıkayım. Bu 11 ile çıksak ne dersiniz? Tuhaf. 2 tane 11 sundum. Bir de sistem değiştirelim. 4-1-2-3'e dönelim birdenbire. Birdenbire 4-1-2-3'e dönelim. Bak. Kalede Altay, sağ bekte Osayi Samuel, sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Stoper ikilisinde Serdar Salahi yine sabitleyelim burayı. Bir tek o sayı değişti farkında. Ya da sağ beke Ferdi, sol beke yine yi koyalım. Dörtlüyü sabitledik. Ön libero Arao'yu koyalım. Arao'nun önüne ikili isim koyalım. Mesela Crespo Zaytz olur. Gerçi yanlışım yoksa böyle bir kadroyu bizim Ünal Emin Canbay paylaştı diye hatırlıyorum ama hemen hemen aynıydı diye biliyorum ama Affınıza sığınıyorum Eğer bu kadro çıkarsa Ünal Canbay'ın şeyi, BN Sports'un yani yayıncı kuruluşun kadrosu diyeyim. Arao Tek önlü veriyor önüne Crespo Zaitz olur. Önüne İsmail Yüksek, Lincoln olur. Zaitz, Lincoln olur. Bak Arao, Zaitz, Lincoln. Bence daha mantıklı. Bence çok daha mantıklı. Sağda Emre Mor, solda King, forvet de Batshuayi şeklinde de bir hücum üçlüsü olabilir. Emre Mor'un yerine Valencia'yı koyup Valencia Joshua King ya da Valencia Batshuayi Joshua King olup Emre Mor gideye çekilebilir. Hamle oyuncusu olarak düşünülebilir. Yani 4-1-2-3 bu şekilde de olabilir. Ben e, kadro obuş diyemem. Ha duyum ver hocam dersen İsmail Yüksek, Arda Güler, Emre Mor. Ben bunlardan bir tanesi kesinlikle ilk 11'de gibi düşünüyorum. O benim şahsi fikrim katılmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Arkadaşlar bakın. maçı bu maçı kazanmak zorunda mı? Kazanmak zorunda. Almak zorunda mı? Almak zorunda. Galip gelmek zorunda mı? Galip gelmek zorunda. Hocam bu maç kaçarsa şampiyonluk kaçar mı? Hiçbir şeyde kaçmaz. Hiçbir şeyde kaçmaz. Onu söylüyorsunuz. Bunu söylüyorsunuz. Kendi kendinize şunu söylüyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz. Kendi kendinize artık inanır olmuşsunuz. Artık söylediklerinize siz bile inanır olmuşsunuz. Yahu bu işler bu kadar basit işler değil. Bakın Süper Lig'de ben size şunu söyleyeyim. İyi oynayan mı kazanıyor? Hak eden mi kazanıyor? Masa başında iyi olan mı kazanıyor? Tamam mı söyleyin? Dürüstçe, net. Benim gördüğüm, gözlemlediğim ve yoruma yazacağınızı tahmin ettiğim şey masanın başında sağlam olanlar kazanıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna bakıyorum. Altay Ertuğrul İrfan Can. En muhtemel isim Altay gibi duruyor. Ne kadar da tepkileri alsa da. Osay Samuel Sabek Ferdi Kadıoğlu Solbek Alioski Solbek Bakın Sabek Solbek 3 tane Sabek Solbek var e, ee, Tabi bunların dışında oynayabilecek isimler de var Stoperlere bakıyorum Atilla Salahi 1 Serdar Aziz 2 Gustavo Enrique 3 Samet Akaydın 4 Luan Perez 5 5 tane stoper var Ön libero ve 8 numaraya bakıyorum Arao 1 Respo 2 İsmail Yüksek 3 Mert Hakan Yandaş 4, Zahit 5. 5 tane stoper var. 5 tane 6 ya da 8 numara var. Şu kadrodan gördüğüm yani şu kamp kadrosundan gördüğüm üçlü savunma çıkılacak. 2 tane de merkez ortası çıkacak. Kesin. Kesin yani şu kadrodan gördüğümü söylüyorum ben. Lincoln, Arda hani ee, Lincoln, Arda Emre Mor, ee, Rossi başka belki King'i de sayabilirsin. Baktığın zaman bak, bir dakika şöyle söyleyeyim. King, Serdar, Batshuayi, Valencia, 4 tane de forvetim var senin. Yani yardımcı forvet, as forvet hatta Lincoln'ü li de Arda'yı da yardımcı forvet gibi düşünebilirsin. Gördüğüm kadarıyla üçlü savunma, iki tane merkez orta saha, 2 tane kesinlikle forvet var maçın içerisinde. Kanatlara bakalım. Rossi oynar mı? Lincoln zorlasan oynar mı? Alioski oynar mı? Ferdi oynar mı? O oynar mı? 5. 5 tane de kanadım var. Kamp kadrosuna bakarak ben şunu söylüyorum. %100 Fenerbahçe 3 tane stoper. bir tane şurada kanat. bir tane burada kanat. 2 tane merkez orta saha. 3 tane hücum hattıyla çıkacak. 3 hücum hattından ikisi forvet. Birisi orta saha gibi. Biz şunu niye denemiyoruz acaba ya? Neyi niye denemiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Üçlü savunma hattının solunu mesela uzun zamandır denemiyoruz. Gerçekten de Luan Perez yapsak. Yani Luan Perez'i sol stoper gibi yapsak. Salah'ı merkeze koysak. Top dağıtma gibi şeyler. Çünkü Salah'ı ikili mücadeleye bile girmez oldu. Korkak oynuyor. Sağ tarafa da Serdar Aziz'i koysak. Yani geriden oyun kurma görevini ee, bu üç isme versek. Luan Perez geriden de oyun kurabiliyor biliyorsun. Serdar Aziz de en azından yardım alabilir. Sağ bekte Ferdi'ye görev versek. Ama sol tarafta bek olarak değil hücumcu olarak Lincoln'e görev versek. Yani Lincoln'e Ferdi ile oyun kursak ama Lincoln daha çok ofansif oynasa. Ama Ferdi daha çok defansif oynasa ve oyun kurma görevini üstlense. Ferdi'ye baskı yapılacağı zamanlarda da merkez orta sahada bakın merkez orta sahada İsmail Yüksek gibi ayağa top yapabilen bir isim ya da Mert Hakan'dan birisi. Ya İsmail ya Mert Hakan'dan birini oynatıp Ön libero mevkisinde ya Arao ya Crespo'yu oynatsak. Yani Arao ya Crespo aynı anda değil, bir tanesini oynatalım. Yanına da İsmail'i e de Mert Hakan'dan birini oynatalım. Etti mi sana e, iki tane orta saha. Hücumun sağında yani Ferdi Kadolu dörtlediğini düşünelim savunmayı. Hücum Ferdi'nin önünde ise, mesela Emre Mur topu alıp sürüp götürür. Seni pozisyona sokar mı? Sokar. Rossi'nin pırpırlığı var. Bitiriciliği yok. Ama en azından orada da iki tane az forvet olursa yani yardımcı forvet az forvet fark etmez. Hücuma katkı sağlayan bir Mert Hakan ya da İsmail olduğunu da düşünürsem. Sağda mesela Rossi'yi oynatabilirsin bu maçta. Ya da Emre Mor'u oynatabilirsin bu maçta. Bunu oynattım. Hücum ikilisi. Joshua King ile Valencia. Depara kalkabilir. Savunma markası koşular yapabilir. Ön alan baskısı yapabilir. Ben olsam bu kadroyla çıkarım. Sağda Emre Mor'u oynatır ama Rossi'ye çok tepkiler var. Olsun. Bu maç deplasma maçı. Bu maçta yakalayacağım bir pozisyon. Atacağım bir po şey. Asist yapacağım bir gol. Seni maçın kahramanı yapar. Emre Mor'u da yorgun savunmaya karşı. 45'ten sonra 50'den sonra oynatırsın. Al sana kütürü kereği gibi sistem. Sağda Rossi oynat. Sola at Lincoln'i. Bak ikisi de oyun kurabilen bir pasta pozisyona sokabilen isimler. Luan Perez savunmada emniyet subabı olur. Salah'yı Serdar ikilisi geriden oyun kurmada ve karşılamada iyi olur. Ferdi defansif katkısı yüksek olur. Lincoln'in ofansif katkısı yüksek olur. Orta sahada Arao, İsmail ya da ne bileyim Crespo, Mert Hakan ikilisi bence iyi bir tandem olur ki iyi de bir rotasyon kadrosu olur. Hücumda ise yani Batshuayi'nin önde basmadığını hepimiz görüyoruz. Bence bu da olabilir arkadaşlar. Maçın galibi Fenerbahçe olsun. Maç onu canlı yayınında hep birlikte görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.